Kıymetli basın mensupları, kıymetli yol arkadaşlarımız, hepinize merhaba. Bugün geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında düşündüklerini ifade eden, düşündüklerini dile döken, sadece ve sadece düşüncelerini ifade eden Dilruba Kayserilioğlu'nun tutuklanması nedeniyle buradayız. Kendisini cezaevinde ziyaret ettik. Kendisiyle sohbet ettik. Burada kendisini destekleyen, buradan tüm insanlara, tüm Türkiye'ye, tüm halka selamları, sevgileri, şükranları var. Evet. Her geçen gün kadın cinayetlerini duyduğumuz basından ve adeta son günlerde katliama dönüşen, kadın katliamına dönüşen Türkiye'mizde bir kadının sadece düşüncelerini ifade ettiği için tutuklanmış olmasını kabul etmiyoruz. Bunu sadece ve sadece muhalefetin, muhalif seslerin sadece sindirilmeye çalışılması olarak kabul ediyoruz. Dilruba Kayserilioğlu açıklamasında İstanbul Sözleşmesi'nden bahsetti. Birçok şeyden bahsetti. Hayvan katliamından bahsetti. Bunlardan bahsetti. Elbette ki halkın seçim iradesine dair herhangi bir açıklamayı doğru bulmamız mümkün değil. Lakin nihayetinde üstüne atılı suçların hiçbirisi tutuklanmasını gerektirecek bir suç değildir. Bu bizim anayasamıza da aykırıdır. Düşünce ifadesi kapsamında değerlendirilmelidir. Evrensel hukuka da aykırıdır. Dilruba'nın içeriden tabii mesajları var sizlere. Kendisi gayet iyi. Neden içeride olduğunu, neden tutuklu olduğunu anlayabilmiş değil. İşin en ilginç tarafı, içeride birlikte olduğu insanlar da onun neden tutuklanmış olduğunu anlayabilmiş değiller. Sadece bir mikrofona konuştuğu için neden tutuklanmış olduğunu içeride birlikte koğuşunu paylaştığı insanlara dahi anlatamamakta, onlar dahi bunu anlamamaktalar. Dilruba kitap okuyor. Dilruba diyor ki, cesaretimi ben korkma diye başlayan İstiklal Marşı'ndan alıyorum diyor. Ben her zaman kadın katliamının, kadın cinayetlerinin karşısında durmaya, sorgulamaya devam edeceğim diyor. 6284'ü tanımayanlar, İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamayanlar, katillerin, tecavüzcülerin, hayvanları katledenlerin elini kolunu sallayarak gezdiği Türkiye'mizde, bunların korunduğu Türkiye'mizde daha birkaç gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kadına şiddeti gördüğümüz Türkiye'de bir kadının sadece ve sadece bir mikrofona konuştuğu için tutuklu kalması, tutukluluğun devamına karar verilmesi kabul edilebilir değil. Bir annesi var. Annesinden ilk defa ayrı kalıyor bu kadar zaman. Annesinin gözü yaşlı. Bir evin bir tek bir çocuğu, bir anne, bir kız yalnız yaşıyorlar Dilruba ile birlikte. Ve en önemlisi de Dilruba'nın 6 gün sonra doğum günü. Ayın 27'sinde Dilruba'nın doğum günü. Dilruba'nın doğum gününde özgürlüğüne kavuşması gerekiyor. Türkiye'nin hiçbir yerinde sadece ve sadece düşüncesini açıkladığı için, düşüncesini kamuoyuyla paylaştığı için bir insan tutuklanmamalı. Anayasayı, mevcut Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı uygulamayanların yeni bir anayasa, buradan da bunu da ifade etmek istiyorum, yeni bir anayasa yapması da kabul edilemez. Önce insanların, kişilerin düşünce ifade hürriyetini
gözetmeliler, korumalılar. Bu yasal haklarını tanımalılar. Söyleyeceklerimiz bundan ibarettir. Evet, Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Asu Kaya'nın ifadeleriyle gerçekten Dilruba Hanım'ın içeride neden tutuklu olduğuna ilişkin ciddi bir soru işareti var. Kendisini son derece güçlü ve kararlı bir kişilik olarak gördüğümü belirtmek isterim. Annesine bir mesajı oldu, onu buradan ileteceğiz. Tek başına yaşıyor. Bir de evinde beslediği 5 tane kediyi çok merak ediyor. 3 Eylül tarihinde mahkemenin görülmesi bekleniyor. O gün ya da öncesinde avukatların yaptığı itiraz neticesinde birinci itirazda tutukluluğun devamına karar verilmişti. Ama belki bundan daha önce Sayın Vekilimin söylediği gibi doğum gününden önce de serbest kalmasını istiyoruz. Ama 3 Eylül tarihindeki duruşmaya eğer o güne kadar tahliye olmaz ise çok geniş bir katılımla mahkemede olacağımızı ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin de mahkemede Dilruba'ya destek vereceğini belirtmek istiyorum. Buradan bütün cezaevindeki tutuklara da geçmiş olsun dilekler iletiyorum. İtaat etmiyoruz, susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz, susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Vekilimle biz şimdi buradan Karşıyaka'da ve Bayraklı'da yanan ormanları, Yamanlar Ormanı'nda bir ziyaret ve sonrasında zarar gören vatandaşlarımızı ve köylerimizi bir inceleme gezisinde bulunacağız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Kadın dayanışmasını gösterdiniz. Burada cesur bir kadının Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını devirmiş, 2. yüzyıla geçmiş cumhuriyetimizde özgürlük çığlığına destek oldunuz. Ben sizlere, Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine ve bütün dayanışma gösteren kadın arkadaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Kadın katliamını durduramayanların, durdurmak istemeyenlerin 6284'ü uygulamakla uygulamamak arasında gidip gelenlerin, medeni kanunu tartışmaya açmak isteyenlerin Dilruba'yı cezaevinde tutuklu özgürlüğünden alıkoymalarına müsaade etmeyeceğiz. Burada Dilruba ve daha birçok kadın için buradan alanlarda olacağımızı söylemek istiyorum. Buradan şunu da ifade etmeliyim ki göreve geldiğimiz 5 Ağustos sonrasında 10-11 Ağustos tarihinden itibaren basına yansıdığı kadarıyla, takip edebildiğimiz kadarıyla 7 kadın katledildi. Adeta Türkiye'de bir kadın katliamı var. Bunun içinde yine alanlarda olacağımızı buradan da ifade etmek istiyorum. Kadın katliamı için iktidara sesleniyorum. Ne yapacaksınız? Nasıl bir eylem planınız olacak? Tüm basın emekçilerine buradan teşekkür ediyorum. Bütün kadınlara, yüreği bizimle atan, Dilruba ile atan bütün kadınlara, tüm Türkiye'ye de buradan teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Dilruba'ya özgürlük! Dilruba'ya buradan özgürlük. Buradan bir çağrım da Adalet Bakanı'na. İnfaz koruma memurlarıyla da konuştuk. Cezaevinde maalesef Halk TV, Sözcü TV ve Tele1'in cezaevinde kalan yurttaşlarımız tarafından izlenemediğini öğrendik. O nedenle dışarıda özgürlükleri kısmayı alışkanlık haline getiren iktidara bu cezaevinin kapısından sesleniyorum. İnsanların içeride de özgür haber alma ihtiyaçları var. O nedenle bir an önce bir talimat veriniz. Muhalif televizyonların da hükümlü ve tutuklular tarafından izlenmesini sağlayınız.